İyi akşamlar sayın izleyiciler. Irak'ın Ayda Gün Yüzü Türk Medya herkese sevgiler, saygılar, Önü Sağlık programına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere programımız tüm hızıyla devam ediyoruz. Sizlerle birlikteyiz yine. Canlı yayında her hafta farklı bir hastalıktan bahsediyoruz ve sizlere tüm bilgileri aktarmaya çalışıyoruz hastalıklarla ilgili ve her hafta farklı bir doktor misafirimiz sizlerle birlikte oluyordur. Biliyorsunuzdur ki hastalıklar çoğunlukla son zamanlarda çoğalmaya başladı zaten ve biz her zaman onlarla mücadele edip onların hakkında tüm bilgileri aktarıyoruz. Tedavi yöntemleri olsun, yeni tedavi yöntemleri, ister semptomlar, ister bazı bildiğimiz yanlışlar da sizlere açıklamaya çalışıyoruz. Bu hafta konumuz aslında böbrek hastalıklarından bahsedeceğiz. Biliyorsunuzdur böbrek hastalıkları son zamanlarda da çok olmaya başladı ve kronik hastalıkları tam olarak onunla ilgili olabilir ya da onunla ilgili de olabilir tabii ki de. Aynı zamanda böbrek hastalığı dediğimiz zaman idrar yolları, infeksiyonları gelir akla ve prostat gibi hastalıklar, onun gibi hastalıklar da gelebilir. Bugün konumuzda her şeyi konuşacağız aslında ve sizler de bizlere katılıp bütün sorularını sorabilirsiniz canlı yayında aşağıdaki numaralardan. Bugün bizlerle birlikte misafir doktorumuz Mustafa Aziz Bey. Hoş geldiniz Doktor Bey. Sağ olun. Kendisi üroloji uzmanı ve aynı zamanda bir başka bir specialties de var. Ondan da bahsedebilirsiniz bizlere. Sağ olun Doktor Bey. Önce size ve benim misafir ettiğiniz için siz ve ekip ve yönetmene çok teşekkür ederim. Ben Doktor Mustafa Aziz Hasan, uroloji uzmanı, yani hıslah-ı cerrahat, kilav mecari bavliye. Onun yanında yan dal yaptım endoskopik cerrahide, yani nadurla böbrek taşlarının muhalecasında. Sağ olasın Doktor Bey, bizimle katıldığı için çok şeref verdiniz. Tabii şerefler. Çok teşekkür ederim bizimle katıldığı için bugün bu programda. Program çok güzel bir şekilde anlatmak isterim ki, çünkü böbrek hastalıkları dediğimiz zaman insanların çok soruları vardı. Dünenden bize sorular geldi. Hep insanlar merak eder. Böbrek hastalıkları çok olmaya başladı son zamanlarda. Maalesef belki bizim yanlış bir aktivitelerimizden olsun, belki yanlış hayat tarzından olsun. Öncelikle Irak'ın kronik hastalıkları. Kronik hastalıklar dediğimiz zaman böbrekle çok ilgisi vardır. Hangi hastalıklar tam olarak böbreğe etkileyebilir? Tamam. Böbrek sağlıklı bir şekilde çalışmasını engelleyebilen birçok durum ya da birçok hastalık vardır. Bunları bir özetlesek öyle, mesela kronik hastalıklar. Bu kronik hastalıklardan neler böbreğe çok etkiler, çok tesir eder? En önemlisi, en önde gelenler şeker hastalıkları. Tansiyon ya da yüksek zıht hastalıkları dediğimiz. Obezite, yani kilo almak. Bunlar yaş ilerledikçe de kontrol edilmediyse çok çok böbreğe tesir eder. Tabii. Bunların yanında bazen başka hastalıklar vardır. Onlardan da mesela konjenital anomiler dediğimiz, yani doğumsal teşevhat hulukiye dediğimiz. Hasta çocuk doğarken böbreğinde bir takım sıkıntılar vardır. Bunlardan ne olabilir? Mesela iki taraflı böbrek kisti, yani kis olan, her iki tarafta da çok sayıda kistleri olduğu zaman bu yaş ilerledikçe böbrekte fonksiyon kaybına neden olabilir. Bazı durumlar vardır. İdrar kisesinden, metaneden böbreğe kaçması, yani reflaks dediğimiz. Bu bazı çocuklar doğarken, yani oradaki mekanizma bozukluğundan dolayı böbrekte ciddi fonksiyon kaybına yaratabilir. Bazı durumlar var. İdrar yol enfeksiyonu, yani tekrarlayan idrar yol enfeksiyonu ya da böbrek enfeksiyonu özellikle böbrek fonksiyonunu ciddi derecede bozabilir. Bir diğer konu ise böbrekte ya da idrar yollarında bir tıkanıklık, yani insidad olduğu zaman, uzun süre kaldığı zaman bu tıkanıklık böbreğin fonksiyonunu yavaş yavaş etkiler ve kayba gider. Kayba gider. Bunlardan en önemlisi mesela ne tıkanıklık yapabilir? Taş hastalıkları veya prostat hastalıkları daha önde gelebilir. Aslında taş dediğimiz zaman bizim sürekli her programda aradıkları zaman sordukları sorular vardı. Birinci soru, ultrasound yaptım. Ondan sonra ultrasound'da mem kilyemde kise çıktı. Bu şekilde konuşurlar bizim hastalarımız. Kilyede kise çıktı. O kise nerede kilyede olup üstünde? Acaba bu bana tesir edecekti yoksa yok? Bu bir sorudu. Bunu sordular bundan önce. Sizden tekrardan sormak istedim. Tamam. Böbrekte kise, yani biraz önce dedik, iki taraflı olursa çocuktan doğumsal, yani konjenital olduğu zaman iki taraflı çok sayıda, o ciddi bir sıkıntıda. Ama yok. Tasadüfen bir ultrason, şimdi ben kendim için de ultrason yaptım, bir kistim vardı, bir kise vardı, çok küçük bir hacimdi. Çok bir etkisi olmaz böbreke, evet. Sadece bir takip ister. Yani nece üzümüzde bir hal olabilir, onun gibi bir şey, hiçbir normal. Etkisi normal. Etkisi yok. Etkisi, tasadüfen bilinen küçük evet. Kistler. Ama ne ister? Mutabak etmek ister, takip etmek ister, rutin kontroller yapmak ister, hatta evet. Bazen büyüyebilir, büyüdüğü zaman
bir müdahale gerekebilir o zaman. Aslında hastaların da çok merak ettiği bir soru vardı. Her zaman tahlile gidip o tahlilden sonra bir tahlilde bazen bir şeyler çıkar. O tahlil tam olarak hastalarımız anlayamaz. Yani işte yani plus oğlu, epithelial cell oğlu o şekilde. Diğerler işte doktor bak işte bende kum çıktı. Yani bunu sürekli duymuşuktu. Bunu bir gün anlatmak istedik sayın seyircilerimize. Çok güzel bir şekilde tam olarak yani medikal bir şekilde kum ne demekti? O hastayı ne kadar engelleyebilir, ne kadar zarar olabilir? Belki çoğu zaman hasta gelir benim kumum var. Kum demek yani idrardaki kristaller, yani normalde bizim idrarda kristal vardır. Olabilir. Çok yani önemsiz bir şeydir ama hasta ne zaman bir şikayeti varsa, bir aralığı çıkarsa ya da bu kristaller büyüdüğü zaman, yani kristal dediğimiz minerallardır. Normal. Nedir? Böbrek onu tam tasfiye edebilmir, atabilmir özün kalırı. Ama çoğu zaman önemsiz bir şeydir. Önemsiz. Önemsiz bir hiçbir şey. Önemi yoktur. Önemi yoktur. Peki o kumlardan daş olması ihtimali onun var mı acaba? Çünkü biz kirliye dediğimiz zaman ya da böbrek dediğimiz zaman çok pardon bir telefon bağlantısı var ondan sonra devam edeceğim tamam. İnşallah. Alo. Alo. Alo bari buyurun. Ece kardeşim. Sağ olasın teşekkür ederim. Doktordan doktora sorabilir. Bari buyurun. Ejdir siz zaten doktor. Soru sorabilirsiniz. Zahmet olmasa ben sağlık sürü yani mesela sibir dediğimden onu sonra kirliye alır. Tam olarak ters sözü gelmir. Tekrardan sorunu alabildik. Alo. Alo. Bel. Buyurun. Ha. Sağ ol sürü yıkanından. Yani düşünmenden mesela gidenden mesela Mecbu Ahmeri'ye de yani sibir döneyet ondan mesela canım sağlık oranında onu sonra kirliye alırmak oğlum ben de. Tamam. Bu nedir? Mesela son müracaat ister istemez. Tamam. Cevap alasın inşallah. Teşekkür ederim katıldığınız için bizle birlikte. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Böbrek taşı ile ilgili bu kristaller taşa dönüşebilir mi? Ne adı? Albinin sorusunun cevabını verdikten sonra dönelim. Tamam. Bu yani çok duyarak böyle sorular. Ben bir banyo yaptım yani hamam aldım soğuk suyundan. Ondan sonra biraz kilyelerimde yani hastaların tabirine göre kilyelerim de ağrı. Bu doğrusu çoğu zaman kilyede ağrı değil. Bir teşenücü attı. Oradaki kaslar yani adalalar dediğimiz çok soğuk suyundan teşenücü edebilir. Ne? Ne zaman müracaat etmek ister? Başka bir ağrı var ise özden, yani başka bir şikayeti var ise ağrı geçmir, ağrı yukarıdan aşağıya karın alt bölgesine kadar inir. Yanında idrarla ilgili şikayetler vardır. İdrarında kan olabilir ya da idrarında yanma olabilir. Bu şikayetler olduğu zaman bir yakın doktora görülüp müracaat etmek. Bunlar normal spazmdı yani teşenüz diye. Çok o zaman normal bir spazm. Normal bir şekilde. Ha, böbrek taşlarına gelelim. Böbrek taşları dediğimiz zaman çok hasta diğer mende kliğimde taş vardı. O bazı alem ne diyor? Diğer ben gittim ilaç aldım işte endi ya da bazı var diğer işte ben istiyorum bunu teftit yapın bazı var. Onlar hakkında konuşacağız inşallah ama tam olarak biz burada neden olacaktı bu taş? Sebepler nerede? Önce onu konuşalım. Evet. Biraz önce dediğimiz gibi taş ne adı? Yani o kristaller taşa dönüşebilir mi? Dönebilir mi? Ne adı? Nasıl olur? Aslında taş ne adı? Biz böbrekimiz dediğimiz gibi bir filtre organıdır. Yani ne kadar kan gelen onu filtre edip, tasfiye edip istenen gerekli maddeleri vücuda döndürer. İstenmeyeni vücudun dışına idrar yoluyla atar özün. Bu mekanizma bozulduğunda ne olur? Sert minerallar yani kilyeye, böbreke gelen minerallar, sert olanlar atılabilmez, kalar böbrekte biriker. Bu birikme sonucunda kristallaşmaya başlar. O kristallar ne olur? Yavaş yavaş eğer takip edilmediyse, ilaç olunmadıysa taşa dönüşebilir. Bu mekanizmanı sorarsam neler bozar? Çok faktörler vardır. Bu faktörlerden birisi coğrafik bölgeler, yani sıcak bölgeler. Ki ne yazık bizim bölgede onlardan biridir. Yani sıcak aylarımız çok uzun sürüyor. Sıcaklığımız çoktu. Bunun yanında su içme alışkanlığımız da çok azdı. Onun için taş oluşumu çoktu bizim buralarda. İkinci faktör ise genetik faktörler var. Bazı aile fertlerinde bakarsan taş oluşumu vardır. Normalde. Ha, normal. Bazı faktörler nedir? Kötü alışkanlıklar yani mesela beslenme ile ilgili. Çok proteinli ya da çok kalsiyumlu besinler tüketirseler. Telefon altımız vardı. Ondan sonra devam edeceğiz inşallah. Alo. Merhaba Gülsüm. Buyurun. Necesin doktor neysin? Sağ ol. Teşekkür ederim. Bir doktordan farklı değilim. Aynı muayet. Buyurun. Sorunu sorabilirsiniz. Doktor merhaba. Merhaba. Necesin iyisin? Elhamdülillah. Sağ olun. Doktor zahmet olmaz ki sualim var idi. Bale.
Ben birinci sualim, bugün çok cıgarı için, yani çok durmam. Yani askerlikten cıgarı kullanan. Ve bu cıgarası arazi iltihabatın fazla etsin, o kliyasına tesir etsin. Tamam. Tamam. Cevap olasın inşallah. Bu birinci sualimdi. Ha, ikinci sualim. Ben buyurun. Sonrasın. Ha, bu bir fetra tekriben ahşap kullandım. Ahşap kemiği özünde hissettik, yani ahşap tesir ediyor. Yanağını şişti, ayağını şişti. Hatta idrarını da az etmeye başladı. Ve sonra itibarsın kliyasına halal oldu. Yani bu diyağın ister müracaat etsin doktora, al etmesi. Bir de döner üzerine bu idrarını mesela tersin. Özü müderrir kullandı. Müderrir kullanandan sonra hatta idrarını tutabilmedi. Hamdolsun endi, yani şişi endi. Bu suallerim var. Biz doktor şerh edebilebilir misin? Bel, buyurun. Çok memnun oldum. Siz bir soru da alacaksınız doktor bey, siz hasteden, pardon kesildi. Tamam. Belki şeker zat hastalığı da olabilirdi, ben onu sorabilirdi. Onu sorabilirdi. Tamam, olabilir. Bazen o da çok önemliydi bize, detaylar deseler hasteler. Çünkü bildiğimiz, başladığımızda programa şekerden zat hastalığı ciddi bir şekilde ilişkisi vardı böbrek hastalığıyla. Ben. Birinci sorunun cevabını alalım. Sigara kullanır. Sigara bildiğimiz üzere yani çok kötü bir alışkanlıktır. Tabii. Bütün vücuda zararı vardır. Tabii. Özellikle böbreklerimize, üriner sisteme, yani prostatımıza, idrar kesesi, metaneye çok çok etkisi vardır. Hatta yani böbrekte ya da işte idrar kesesi, metane, prostatta birinci derecede varam ya da saratan dediğimizin sebebi sigaradır. Sigara kullanmağı yani hiç bir şekilde tavsiye etmiyorum. Ne, yani ne edebilirse onu terk ederse çok iyi olur. Güzel. İkinci sorusuna gelirsek, ahşap kullanımla ilgili bir şeyler dedi. Ahşap kullanıp ondan sonra vücuduna tesir edip vücudunda şişkinlik olup falan. Biz yani hiçbir şekilde bir ahşabı yani tavsiye edebilmeyiz eğer bir background'ı yok ise yani. Vale. Ciddi bir şekilde araştırma yapılması lazım. Çünkü bunun yani o münazamalardan onay alması lazım. Çünkü o münazamalar bizim münazama gıda ve deva dediğimiz. Ha. Onlardan onay alar. Nece de onay alar? Çünkü onlar dirasat yaparlar özen. Hastalara tecrübe deneyimi olar. Ondan sonra tam dozunu yani cürasını ayarlarlar. Ona göre biz hastaya verebilir. Şimdi ha. Aldığı ahşap neydi? Ne diyor ki? Bilmiyorum. Ne kadarında alıp ne kadar miktarda alıp. Hiçbir bilgimiz yoktu. Aslında zaten. Çok önemli bir noktaydı bu ahşap konusu. Biz bunun üstüne basmak isteriz. Bitkisel ilaçlar her zaman şifada ya da işte çok doğal bitkisel olarak güvenli değil. Bunu burada her vakit diyerek biz çok lazım. Ciddi sıkıntılar yapabilir hastalara. Biz bitkisel dediğimiz zaman o bitkisellerden biz ilaç yapıyoruz. Doğrudur. Eczacılık dünyasında güzel, da bu da evet. Vardı. Ama bunlar test yapılı. Önce hastaların üzerine, bazı hayvanların üzerine yapılır. Evet. Ondan sonra ne kadar etkilidir, ne kadar yanlış yan etkisi vardı. Evet. Yani su bile bize zararlı olabilir eğer yanlış kullanabilirsek özünü. Ve burada bunu da noktalı yakın. Zaten çok duyduk bunu. Yani bu ahşap konusunda ya da bitkisel de hastalar kullanırlar. Kilye problemleri için çok kullanırlar. Bazen de faydasını buldular zaman da bunu yayırlar internet üzerinden. Tabii bu yanlış bir şeydi. Yanlış bir şey. Önce gideceksen, bakacaksan sorun neredeydi? Sorunu rutin çözebilsen. Rutin takibi yapacaksan, aynen, tam tedavini, teşhisini kuracak. Ona göre ne gerekliyse yapılacak. Tabii. Ama sen hemen kafamıza göre yani bir böyle ahşap alak ya da bir ilaç alak, onun böbreki yani ciddi derecede ciddi etkisi vardır. Peki biz böbrek taşları dediğimiz zaman kiliyede onun tedavi yöntemlerini sizden duyakın hemen hastalar sorduğu zaman. Tamam. Böbrekte taş olduğu zaman ne yapabiliriz? Nece kurtulabilir bu taştan? İlacı neye bağladı? Böbrekteki taşın hacim ve yerine göre. Doğru. Hacmi çok önemlidir bizim için. Bazen bakarsan sessiz taş diyerek bazen yani asiptomatik, hiçbir ağrı yoktu, hiçbir şikayeti yoktu hastanın. 2 milim, 3 milim, 4 milim, 5 milimdi. Onu takip altına alabiliriz. Güzel. Takipten kalır. Bir şeye gerek yok çünkü kendi kendine düşebilir. Bazı ilaçlar tavsiye ettiğimiz zaman, ağrı kesicini kullandığı zaman. Ne zaman takip alabiliriz bunları? Eğer böbrek fonksiyonu normal ise, ağrısını kontrol edebilirsek ya da ciddi bir derecede ateşli idrar yolu enfeksiyonu yok ise takip alabiliriz. Ama bunlar varsa yok, müdahale etmemiz şart olabilir. Ne? Böbrek taşı büyük olduğu zaman o zaman ne yapabiliriz? Bir santime kadar dediğimiz gibi işte takip alabilir ya da yazıdan teftit yani halk arasında lazer yaptım. Bu lazer değil aslında ama yazıdan teftit yaparak
küçük parçalığa ayarır özen, ondan sonra kendi kendine düşürür onu. Bir santimden fazla olduğu zaman eskiden açık cerrahiler yapılırdı. Büyük bir kese yan tarafta olur. Böbrek açıp taşı çıkardırlardı. Ama şimdi günümüzde yani teknoloji ilerledikçe bu ameliyatlar daha çok kolay oldu. Şimdi günümüzde nadur, meren dediğimiz flexible, yani idrar, normal idrar yolundan girip üretere, yani idrar borusuna girip hatta kilyenin üst kısmına kadar ulaşabiliriz. Ondan sonra taşı görüp lazerle parçalayıp küçük küçük parçalara edip toz halinde idrar yolundan çıkartabiliriz o yüzden. Daha büyük olduğu zaman bazen hasta gelir bizim için 2,5-3 santim, 5 santimlik bir taşı var. Ben. Geçen gün bir hasta gelmişti 8 santimlik bir taş var. Yani neredeyse böbrekin tamamını kaplayan bir taş. Doğru. Bunlar için eskiden de dediğimiz gibi daha çok açık yapılardı ama şimdi günümüzde perkutan dediğimiz yani cilt yoluyla küçük bir iğneyle girip böbreke ulaşıp taşa ulaşıp ondan sonra oranı birazcık 1 santimlik bir kesiden aletle girip taşı gördükten sonra kıracağı gözün parça parça şeklinde çıkartacağı dışarıya. Şey. Hastanın hayatını çok fazla etkilemeden hastanede kalma süresi daha az olur. Ondan sonra hasta rutin hayatına dönmek süresi de daha çabuk olur. Evet. Aslında çok güzel anlatıyorsunuz Doktor Bey. Bizim son zamanlarda insanlar bu kidney function dediğimiz ya da fonksiyonun, böbrek fonksiyonu, modafkile dediğimiz daha doğrusu insanlar bunu merak eder. Biz tahliller neden yapmağın? Çünkü mesela bu hastalıklarda da belli ortalıklarda da böbrek hastalıkları çıkabilir. Bizim tansiyon zat dediğimiz ya da şeker hastalığında ya da diğer hastalıklarda da. Peki hangi tahliller yapmalar lazım? O tahlillerden ki emin olsunlar bunun böbreğinde hiçbir sorun yoktu ya da bir sorun vardı. Belki. Nerede ciddi anlamda sorun olduğunu da bildik, onu da bilelim. Tamam. Böbrek, yani böbreklik rutin kontrol yapmamız bunu çok önemli. Her zaman düzenli bir şekilde, yani hiç olmazsa ilde bir sefer bir kontrolünü yapmasın. Yani hiçbir şikayeti olmasa da insan özellikle yani 30 yaşını geçtikten sonra 35-40 yaşına girdiği zaman bir rutin... Çok pardon değerli doktorumuz, bir telefonumuz vardı. Ondan sonra tahlilden sonra devam edelim. Alo. Bale, bağlantımız kesildi. Tekrardan bize bağlanabilirsiniz. Tekrardan bize bağlantımızı alabilirsiniz. Aslında sorumuz bale. Sorumuz şöyle, şeker hastalığında kilye yetmezsizliği vardı. Aynı zamanda ayaklar şişmiş. Acaba bunun ayak şişmeği kalpten de yoksa kilyeden de bunu nece fark edebilir diye sordular. Rutin bir kontrol yapmamız lazım. Önce hasta gelir bir hikayesini, öyküsünü tamamen alacağı, ne zamandan başlayıp bu şişme, şeker hastalığı ne zamandır vardır, kontrollü de yoksa yok. Çünkü bir insan yaş ilerledikçe şeker hastalığı, tansiyon zaten olacaktı. Ama büyük yaşlılarda da biraz kontrol sıkıntısı vardı. Yani çok behrize uyumlular, çok ilaca tam uyumluları, kontrolü tam olmadığı zaman böbrek ciddi derecede etkiler. Yeah. Öyküsünü aldıktan sonra bir muayenemizi yaparak fizik bulgularını görürük. Şişkinlik, hardadı, ayaktadı, ellerdeki şişkinlik necadı, göz altı, etrafı falan. Onları bitirdikten sonra rutin tetkiklerimizi isteriz. Bit balantımızı tekrardan aldık, onu tekrardan size geçeceğiz. Alo. Alo, merhaba. Buyurun. Merhaba. Şöyle bir sual. Ehlen ve sellem, ala aynı. Doktor, عندي سؤال الصراحة. أول شيء أنا عندي مشكلة بشكل مستمر أقعد تكرة من الحمام. يعني عندي حاجة مستمرة للتبول. هذا الشيء زعجني هواية قبل ما تنسي. ما أعرف يعني شو ممكن يكون السبب. بس جيد العمر إذا ممكن. 25. تمام. متزوج يوصل. وعندي لون الإدرار دائما فوق يميل إلى الإحمرار. يعني ما أعرف شو السبب. صافي يخصى بها بس اكو اسئله للدكتور من حضرتك اكو اسئله من الدكتور لحضرتك اذا ممكن تجاوبين عليها الادرار الادرار دائما بيه دم يعني احمرار لونه هو مو دم بس لونه فوق جدا فيميل الى الاحمرار اي اكو بيها وياها رائحه مثلا يزعجك مرات يقعدش من النوم على المود الادرار اي يقعدني تمام راح تاخذين الجواب ان شاء الله شكرا evet bir sayın seyircimizden soru geldi Arapça şimdi onu Arapça anlatacağız sonra tekrardan tuş öncesinde soracağız inşallah السؤال كان انه كثرة التبول هي تطلع هواية للإدرار وعمرها تقريبا 25 سنة قالت هاي الأعمار بالنساء خصوصا من 15 إلى 30 سنة يكون عندهم التهاب المجاري البولية بشكل متكرر مزمن نقول عليه فيحتاج انه تسوي في التحليل ادرار
وخصوصا قالت انه لون الدم غامق، هذا يعني ظاهر هي يعني شرب الماء عندها قليل، لان كل ما نشرب الماء هوايه يكون لون الادرار عفوا يعني يكون افتح وصافي، وهي الظاهر هي عندها هاي المشاكل انه حبس للادرار يعني تاخر نفسها بالبول، وعدها قلة شرب الماء، فلازم فد معاينة من الطبيب يعني تجي ونسوي لها فحص عام ونشيكها، وورا ما نسوي لها الفحوصات أهم شيء فحص إدرار ونشوف، وزرع للإدرار لازم بهيج الأعمار، وعلى ضوءها إن شاء الله يكون العلاج. Evet, sayın seyircimizden şöyle bir soru geldi. Sürekli idrar yollarında iltihaplanma olduğu için sürekli lavaboya girdirmiş kendisi. Onun bir iltihaplanma olduğunu diğer doktorumuzu bunu teşhis etti. Aynı zamanda tahlillerini yaptığı zaman normal bir şekilde ilaçlarını alıp iyileşebilir tabii ki de. Bir telefon bağımız daha vardı. Ondan sonra dönmeler değerli doktorumuz. Alo. Alo. Alo, bay, buyurun. Selam. Buyurun. Canlı yayında siz soru sorabilirsiniz. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Babam benim kliyemde de şu var. Bal. İki ay var doktordayım. Bal. Çayda var doktordayım. Sakman yazdılar benim ki uymur. Dediler ki ameliyat ol. Ben de ameliyat olabilmiyorum. Bura bu mu bu? Ormanı kalsın şey. Çok dedim. Bal. Ya şu da söyle bize rahmet. Siz bir de şeker hastalığı, zat hastalığı var sizde. Baba yedim geçtim. Şeyim ben. Beşer yanına. Bəli. Təşəkkür edirəm qatıldığınız üçün bizlə birlikdə. Sağ olun. Yaşlı bu çox bir hanım. Güzel bir soru idi aslında. Güzel bir konudur. Taş hastalığı var ama yaşlıdır ya da yaşlı dergisi başka bir kronik hastalıkları vardı. Yani anestezi almasında yani tehdit almasında bir sorunu vardı. Rabu var diye de astım hastalığı var herhalde, öyle bir şeyden bahsettim. Bunun için yani dediğimiz gibi biraz önce yani taşın hacmi yeri çok önemlidir bizim için. Önce onu bir taşhisini koyarken ona göre. Şimdi günümüzde eskiden hep genel anestezi verir yani tehdir am dediğimiz, ama şimdi tehdir manatiki dediğimiz yani epidural anestezi verebilir. Bu durumlarda çok etkili olabilir. Hastaya çok bir zararı olmadan. Ama ondan önemlisi yani taşın hacmi yeri çok önemlidir. Ona göre bir tedavi yöntemi planlanabilir. Aslında hastamıza yani önerebildik buradan ameliyat yapabilir. Ama ameliyatın bizim bu anestezi dediği zaman tehdiri yani biz cüz'ü diyar olduğuna. Bir farklı bir tehdir yöntemidir. Ha, ona göre hastaya bir zarar vermeden, ama ondan önce de işte bir kontrolünden geçmesi lazım. Bir dahili doktor, batini doktoriden astımını bir de şeker hastalığı kasarını düzenleme yaptıktan sonra. Tekrardan bir telefon atmamız var, ondan sonra devam edecek. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mümkün etkilemeye doktor. İyine am, tefadıl. Merhaba doktor. Ahlen ve sahlen. دكتور بلا زحمة عليك، أنا عمري 56 سنة. عندي كثرة التبول يعني باليوم أقل شيء 20 مرة يصير عندي التبول. فحص السكر عندي نورمال يعني ما في مشكلة. بس عندي ودائما من يكون الجو بارد مدى يعني بالليل مدى اقدر اسيطر على التبول، يعني التنقيط يصير عندي تنقيط بالتبول، مع العلم انه كم مره يعني فحص السكر قبل ما اكل اي شيء، يعني قبل الفحص بثمان ساعات 10 ساعات اكثر من 10 ساعات لا اكل ولا شيء، افحص السكر يقول السكر عندك نورمال ما عندك اي مشكله. تمام. الزحمة هذه لو تشرح إياها. وعندي كلمة المقدم البرنامج، يا ريت هذه البرنامج أهل كركو ينتظرونه من السبت للسبت، لو يعني سووها بالأسبوع مرتين أو ثلاث مرات، يعني أهل كركو مستفادين من هذا البرنامج إلى درجة، فيا ريت من مقدم البرنامج يقدم مقترح للإذاعة إنه هذا البرنامج تسووها بالأسبوع مرتين أو ثلاث مرات، لأنه أهل كلكم مستفادين من عنده إلى درجة، وشكرا جزيلا لكم. شكرا لاتصالكم الكريم. طبعا احنا نشكر مشاهدتكم للقناة دائما، واحنا ان شاء الله على تواصل معكم ونقدم لكم الأفضل حول الأمراض وحول جميع المشاكل اللي تعانون منها، وان شاء الله نكون
عن حصن ظنكم دائما. طبعا دكتور الاخ سال سؤال لكن ما قدر نساله اذا هو عنده مشكله البروستات او لا، لانه ظاهر الاعراض يعني خاطرك اعرف بعد ممكن تجاوبه. تبي افانم بزم سيجارمز هر dilden bizi arayıp sorularını sorabilirler. Biz de onlara her dilde cevap verebiliriz tabii ki de. Onlara yardımcı olabiliriz. Şu an Arapça cevap verdikten sonra tekrardan Türkmencesinde sizlerle birlikte paylaşacağım. Buyurun. Yani sual el akh kan a'radha huwa bimshi wiya akthar shi wiya el a'rad el prostat lan dhakar huwa kuthrat el tabawul wa tanqiyat wa qillat el quwwat el idrar wa yaq'ud bil layl akthar lil idrar. Hay kulha alamat mumkin tetshabah wiya el sukkar, bas idha huwa ma 'anda sukkari wa lazim fahas كامل للبروستات، تحليل البروستات بالدم وسونار وكمية الإدرار المتبقي بعد التبول. هذا كلش يعني فد شيء مهم بالنسبة لنا حتى على ضوها نقرر حجم البروستات شلون، نقرر هذا المريض راح يستفاد من العلاج لو يحتاج إلى عملية أو غيرها. نعم. Bir sorumuz geldi. Çok fazla idrar yaptığını iddia etti 56 yaşında amcamız. Tabii onun da prostat hastalığının taşısını bulundu doktorumuz. Çünkü şeker hastalığı yoktu kendisinde. Bir de üşüdüğü zaman yani kış mevsiminde de kendisinin evet, tutulma şeyi vardı. O da etkisi de urinary incontinence gibi bir şekilde diyebildik özünü tabii ki de. Kaçırma şey kaçırma yolları olabilir. Bu da prostat zaten bizim yani prostat konusundan bahsettik bundan önce. Ondan da bir gün bahsedeceğiz. Bazı yöntemlerin de vardı. Ondan da siz belki bize anlatırsınız birazcık. Prostat konusunda da sayın seyircilerimiz belki bununla iltihap ya da şeker hastalığının farkında şey yapmazlar. Onun farkını konuşacağız. Bir telefon bağlantımız var. Ondan sonra tekrardan. Alo. Alo, merhaba. Buyurun. Doktordan konuşabilir miyim biraz? Ben buyurun. Zaten eşdir sizi. Soru sorabilirsiniz. Doktor, selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Doktor, ben bir oğlum vardı. Yenge oldu yani. Melahat karnındayken dedi tiryası böyle az mutabaa ister. Bale. Daha indi takriben 7 aylık oldu. Tiryası biraz şişip yani vasat değiller öyle. Sonra edirem öyle için. Apardım doktor değil ameliyat ister. Ben indi yani rahimden gelmiyorsun ameliyatı girdim öyle. Yani bu kasa zararı çok olur ne olmaz. Tamam. Tamam cevap alas inşallah, teşekkürler katıldığınız için. Biraz programın başında konuştuğumuz gibi konjital anomaliler dediğimiz tıkanıklık yapabilir, böbrekte şişme demişler. Nene karnındayken yani çünkü eskiden yani sonar bu kadar yaygın olmadığı zaman hasta doğum yapardı, bitirir, ileri bir yaşlarda gelir baksan bir böbreği tamamen kaybolupdu. Doğru. Ama şimdi Allah'a şükür yani sonarlar çok kullandığımız için hala nene karnındayken taşhisi konulara hastaya diller bu doğumdan sonra takip etmek ister. Güzel. İlk haftada bir sonar yapılır. Ondan sonra birinci ayda sonar yapılır. İki hafta geçti. İlk iki hafta geçtikten sonraki sonar çok önemlidir. Hastanın böbreğinde yani havzul kilye dediğimiz şişkinlik var ise yani orada bir tadayık vardı. PUJ obstruction İngilizce dediğimiz. Pelvic urethral junction obstruction yani oradan havuzdan çıkan hali beğenen o idrar yolunda bir tıkanıklık olur. Böbrekte şişmeye yol açır. Bunun yani ilaçla bir tedavisi yoktu. İlla ki ameliyatı ne kadar çabuk ameliyatı olursa yani bir de derecesine bağlıdır. Var bazı hemen birinci ayda ameliyatını yapmamız gerekir. Çünkü yapmazsan böbrek kaybe gidecek. Bazıları ha orta hafif derecede bir iki üç ay oldu. Bir sıkıntı yoktu ameliyatta. Yok yani çocuk yani her ameliyatın komplikasyonları olabilir. Bu da demek değil ki ameliyatı yapmayalım. Çünkü yapmazsan böbrek zaten fonksiyona gider. Urakim yani ben gelmere dedi uşağı olduğu için bunun bir yani bu bir sebep bir sebep daha ki ameliyatı yapmayalım çünkü yani daha fazla urakimiz yansın özne eğer böbreğini kaybederse çünkü ne kadar erken yaparsa o böbreği muhafaza edebilirse daha önemlidir çünkü kaybederse o zaman bir tek böbrekten hayatını sürdürmek zorunda kalacak o da yazık olacak. O şişkinlik yani böbrek kaybı yapabilir. Ha, bizim yani teşekkürle uyduğumuz tabii buradan sayın seyircilerimiz bunu anlatsın. Çocuklarda bu tıkanık olduğu zaman ya da uzun işte uzun süre kaldığı şişkinlik zaman böbreğin fonksiyonunu tamamen kaybeden böbrek yetmezliğine gider. O böbrek sıfıra gider yani. Bir telefon altımız daha vardı ama sonra devam edeceğim inşallah. Alo. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Neyse, doktor Eytan. Teşekkür ederim, sağ olasınız. Hayatım. Doktor Zahmat, siz sualim şeydi, bende müzmin zıgıt var. Ben. Daha bana çok değiller bu yarın bu kliye temsil eder. Acaba yani bu tamamdır. Sende şu anda bir sorun yoktu.
Bəli. İndi səndə bir sıxıntı yoxdur. Külliyyən əhyasından yox, sorunum yoxdur. Bəli. Ömür də ala bilir, ömür. Ömür 30. Tamam, cevap alasın inşallah. Teşekkürler Fatih Hoca bizlerle birlikte. Evet, sayın doktorumuz. Aynen, programın başında dediğimiz gibi kronik hastalıklar böbreğe ciddi açıda təsir edebilir ama kontrol edilmedi her zaman. Burada şu soru gelebilir doktor bey, çok pardon lafızı kesirim. Nasıl böbreği biz koruyabildik? Tabii, çok önemli. Çok önemli de. Kronik hastalıkları çok iyi takip edeceğiz. Hususan özellikle yani bu yaş aralarında 30-40-45 tam gençlik dönemini bitirip de yani tam yaşlı da diyilmez. O orta ömürler çok önemlidir. Çünkü tam böbrek ya da tam vücut o tansiyona hala tam düzenli alışmıyor. Rutin kontrollerini yapacak da. Hiç olmazsa dediğimiz gibi 6 ayda bir, ilde bir kontrolünü tamamen böbrek fonksiyonlarını yapacak kan tahlillerini yuriye kriyatini dediğimiz yani böbrekin fonksiyonunu gösteren kan tahlilimiz idrar tetkikini yapacaktı. İdrarda enfeksiyonu olur, olmura təsir edir, etmeli. Bir de tansiyonunu, yani zaxtını çok iyi kontrol edecekti. Aslında doktor bey, yuriye kriyatini dediğimiz zaman insanlar çoxu bunu tam olarak bilmir ne demektir. Çox maraq deyidir. Yani hepsi her zaman sorular mənə deyir. Doktor, yuriyam çok çıxdı, doktor kriyatinim, doktor yurik asidim. Bunları üçün de anlatsaq sayın seyircilerimizde çok belə basit bir şekilde. Bizim böbrek fonksiyonunu belirten tetkiklerde, yani tahlillerde kandan bir ayin alacağı, bir sampul alacağı, tahlil edeceği. Bu ne gösterir bize? Yuriye kalktığı zaman ya da işte kriyatinin kalktığı zaman, yani normal limitinden fazla olduğu zaman demek gösterir bu bir kilyede bir problem vardır. Tam çalışmıyor, işini tam sağlıklı bir şekilde yürütmüyor. Doğru. O zaman ne yapmamız gerekir? O araştırmamız lazım. Ne var? Nişin? Nerede? Sebebi nerede burada? Kilyede bir bozukluk olup işini tam yapmıyor. Uric acid dediğimiz aynen bir mineraldı. Mineral böbrekten atılar. Uric acid'in atılmadığı zaman yani demek ki o böbreğin bir kabiliyesini geçip de tasfiye edebilir özün. Onu araştırmamız gerekir. Gerekir. Son olarak bir sorumuz geldi sünnetle ilgili. Bu çok önemlidir çünkü son zamanlarda çocukları nasıl emin elde sünnet edebilmek şeklinde bazı çocuklarda sünnet yapmamın diller bazı yani bir sürü sorular çoktu. Bu konuda bizi bilgilendirirseniz çok mutlu olur. Çok güzel. Sünnet nerede? Bizim o fazla dərini alıp atmaqdır. Doğru. Nişin yapılır sünnet? Çoxu zaman dini, kültürel, sosyal bir açıdan, çox az bir durumlarda tıbbi açıdan yaparaq. Ne zaman tıbbi açıdan gereklidir bu çocuk sünnet yapılsın? O dəri geriye dönmədiği zaman, hərəkəsi çox kolay olmadığı zaman, idrar yolunu kapatıbdır, yani idrarını yapabilmir xəstə. Çocuk o zaman bunu gerek yapan ya da o dairede bir enfeksiyon ya da iltihabı olduğu zaman o iltihabı aparmak için gerek yapılsın. Bu iki durumda tıbbi açıdan da ama genellikle dini ya da sosyal açıdan yapılır. Ama ne zaman yapan sünnet? Sünnet bildiğimiz gibi bir acil durum dahi o yüzden her zaman yapılabilir. Hı. Birinci günden her zaman yapılabilir ama bizim açımızdan ne deriz? 40 günü bekleyen çok iyi olur çünkü o 40 günde çocuk zaten daha hala yenki sağlığı olacaktı, tam inayet isteyecekti, bir şeyler isteyecekti. Onlar tam şeyini bitsin, ondan sonra yapılması daha iyi olur. Bir de çocuk psikoloji, yani psikiyatri, cemaati, nefsiyet, doktorları tavsiye etmezler 2-5 yaş arasında sünneti yapalım. 2-5. Nişin? O da o yaş aralarındaki çocuklarda çok bir yüksek derecede korku. Bir de nene babadan ayrı kalma, yani nene baba beni garip yabancı bir ellere verdi, bana bir işkence yapıldı, yani bir tesir gelecekte hayatında bir korku tesir edecek özne. O yüzden onlar bu ki 5 yaş arasındaki çocukları yapmayın tavsiye edilir. Ama bizim açıdan bir sıkıntısı yoktu. Bundan önemlisi her zaman hastaya diyen yok, sen sünnet etme bekle. Etmeyeğin, koy tahir edeğin 3 aylığa ya da 2 yıllık 3 yıllıkta. Bazı hastalıklar var. Mesela çocuk gelir, şeyi var, erken doğum yapılıbdı. Vezni çok azdı. Çok fazla bir tıbbi müdahaleler gerekir özü için. Onu tahir edeceğiz. Tam durumu düzelsin ondan sonra. İkinci, teşavuhat hulukiye dediğimiz konjenital anomaliler olan zaman. Yani bunlardan ne gibi?
halk arasında bilinen melaike sünneti dediğimiz, yani hypospadias dediğimiz, onu 6 ila 1 yıl, 6 aylık ya da 1 yıl yaşına geldiğinde, çünkü onu bir estetik, yani tecmil dediğimiz bir ameliyat ister. Ya da bazen karın bölgesinde çok yağlı bir çocuk doğar bazen. Yani adlı zekeri dediğimiz gömük olur, gömük şeklinde görülmeli. Onu da tahir etmemizde iyi olur. 2-3 yaşına geldiğinde, harekeye başladığında, o yıllar eridiği zaman, ondan sonra sünnetini yaparsak çok güzel bir şekilde hayatını sürdürür. Hayatın normal bir şekilde devam eder. Evet. Çok teşekkür ederim bugün bizim katıldığınız için değerli doktorumuz. Bir telefonumuz vardı aslında, son olarak onu aldıktan sonra program bitirmeden sonra daha. Alo. Selamu aleyküm. Aleyküm selam. Zahmet olmasa doktor beyden konuşabilirim. Buyurun, sorun sorabilirsiniz. Zahmet olmasa çok kirli üzerinde kişisel olarak harici de. Ben. Bu zahmet olmasa bir ilacı ne istedikten icraat? Tamam, cevap alasın inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Sonra tam anlamadım. Sol tarafta kise harici dedi, kliyede böyle anlattı. Yani dediğimiz gibi böbrekte kise çok önemli bir şey değil ki, sadece bir takip ister, hacmini bilmek ister. Ondan sonra her 6 ayda bir, yılda bir sefer sonarını yapıp o kisenin boyutu büyüyor mu, küçülme var mı, böbreke bir zararı var mı yok mu, onu takip etmek lazım. Tamam, çok teşekkür ederim. Bizimle katıldığınız için değerli doktorumuz bugün. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Evet sayın seyirciler, bugün de programın sonuna geldik. Bugün aslında böbrek hastalıklarından bahsettik. Bizim kliye hastalıkları dediğimiz idrar yolları olsun, onun tedavi yöntemleri ve size de tüm bilgileri aktarmaya çalıştık. Bugün bizlerle değerli misafir doktorumuz Mustafa Aziz bizlerle birlikteydi. Kendisi üroloji uzmanı. Gelecek programda farklı bir misafir doktorumuz bizlerle birlikte olacaktı. Farklı bir hastalıktan bahsederek her zaman bizlerle kalın, sağlıklı kalın.